Davut Başkan ekosistemden bahsetti. Siz de ekosistemin bir temsilcisiniz. Sigorta şirketlerinin temsilcisiniz. Ondan sonra Davut Bey'in söylediği çok doğru bir şey var. Diyor ki dünya sıralamasında 20. ekonomi ama biz 34. sıradayız. Evet. Aslında 34. sırasında olmamız. Yani sizler 34. sıradasınız. Niye? Evet. Şimdi tabii bu ekosistemin merkezinde sigorta şirketleri yer alıyor. Elbette ki düzenleyici, denetleyici kurumumuzda tüm ekosistemin sağlıklı bir şekilde işlemesini sağlıyor. Bunun için düzenlemeler yapıyor ve denetlemeler yapıyor. Sigorta sektörü aslında ülkemizin, yani tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ülkemizin varlıklarının, bireylerimizin canlarının, sağlıklarının, hayatlarının ve sürdürülebilirliğini sağlamak için çaba sarf ediyor. Tabii ki bu hizmetleri sigortalılarımıza, sigortalı adaylarımıza da önce sigorta aracılarımız ulaştırıyor. Sonrasında da ekosistemin diğer paydaşları, işte eksperlerimiz başta olmak üzere servislerimiz, hastanelerimiz, diğer tüm paydaşlar sigortalıyla vatandaşla buluşturuyor. Türkiye'de zorunlu sigortalar var. Ama şunu söylemem lazım, en önemli iki tane zorunlu sigorta, trafik sigortası ve ülkemizin deprem gerçeğinden hareketle DASK zorunlu deprem sigortası varken, buna rağmen Türkiye'de kişi başına düşen poliçe sayısı 1.2. Yani aslında iki tane zorunlu sigorta olmasına rağmen 1.2 bir kişi başı poliçe sayımız yani var. Yani orada da kaçak var evet, diyorsunuz. Dünyada bu rakamlar çok yüksek. Gayri safi milli hasıladan Türkiye'de sektörün aldığı pay %2.30'lardayken dünyada bu oran 7.10'lar civarında. Dolayısıyla bizim kat kat gitmemiz gereken yollar var. Ama şunu söylememiz gerekiyor. Ürettiğimiz prim ya da hacim bir kenara, Türk sigorta sektörü gayri safi milli hasılanın 22 katı kadar teminat sağlamış durumda. Bu şu demek, bizim tüm varlıklarımızın korunması sigortayla gerçekleştiriliyor. Sürdürülebilirliğin yegane unsuru da sigorta.